Devlet Müç Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize Gever'deki gelişmelerle başlayacağız. Cölemer Gever'de 6 Aralık'ta polisin terörüyle başlayan direniş devam ediyor. Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in katledilmesine karşı Gever halkı ayakta. 4 gündür kepenklerin kapalı olduğu ilçede protestolar sürüyor. BDP ilçe örgütü tarafından dün akşam Kışla Mahallesi'nde bulunan Musa Anter Parkı'nda sivil katliamlara karşı demokratik direniş çadırı kuruldu. Bugün de kitlesel açıklama ardından nöbet eylemi başladı. Eylemi ziyaret eden DİSK ve KESK üyeleri de polis terörünü kınadı. Reşit ve Veysel İşbilir için kurulan tavsiyeleri ise devam ediyor. Cölemerk ve ilçelerinden yüzlerce kişi İşbilir ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Veysel İşbilir'in annesi Gözel İşbilir, Hakkari valisinin açıklamalarına tepki gösterdi. Polisler oğlumu katlettiler. Faşist devlet cenazemizi defnetmeyi bile hazmedemiyor. Bunu da herkes bilsin ki buradaki binlerce Veysel ve binlerce Reşit öldürseler de biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Onursuzca yaşamayı Kürtler kabul etmeyecek dedi. İşbilir, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın taziye mesajının kendilerini onurlandırdığını belirterek mücadelemizi sürdüreceğimize söz veriyoruz dedi. İlçede katliama tepki eylemleri de devam ediyor. Polis bugün Dicle Haber Ajansı'nın Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan bürosuna gaz bombası attı. Ve ilçedeki son durumu öğrenmek için Gever'e gideceğiz. Telefon attığımızda gazeteci Sami Yılmaz var. Sami merhaba. Sami sesini alabiliyor musun? Alo, sesinizi alıyorum evet. Sami, Gever'deki son gelişmeler neler? Evet, bugün gün boyu gençler yüksek kanın her tarafında barikatları oluşturdukları, ateşleri yaptıkları ve gün boyunca polisle çatışmalar görüldü. Özellikle çarşı merkezindeki çatışmalarda polisin ceza eczane sokaklarında konumları göstericiler üzerine gaz bombası attıkları görüldü. Herkes kimleri de özellikle Van yolu üzerinde yüksek ay girişindeki noktada konumladıkları görüldü. Ancak yüksek ayın tamamı bugün adeta bir direniş alanına dönmüştü. Çünkü her tarafta barikatlar vardı. Yine gençlerin çarşı merkezinde bulunan eski cezaevi kavşağındaki ki geçmiş dönemde iki defa düşürdükleri ve bugün üçüncü sefer düşürdükleri Morata set konusuydu. Yine şu saat itibariyle Güngör Mahallesi'nde bulunan Morata'nın gençler tarafından düşürülerek ateşe verildiği bilgisi geldi. Öte yandan gençlerin gün boyu yapmış oldukları eylemlerde özellikle Halban Kasretin gece ateşe veren gençler bugün gelip tekrar ateşe verdi. Bunun üzerine Yüksekova Belediyesi'ne ait itfaiyenin olayı ve ateşin büyümemesi çabası içerisinde yürüdü ve yanan bireye tekrar söndürdü. Öte yandan tabiyeler de bugün devam ediyordu. Özellikle Şemzinan, Gever, Celle'den gelen yüzlerce bir toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in taziyesi için Esentepe Mahallesi'ndeki camiye gittiler. Yine sabah saatlerinde Musa Anter Parkı'ndaki tüm katliamlara karşı demokratik direniş çadırı görkemli bir şekilde açılışı yapıldı. Şu saat itibariyle tüm mahallelerde gençlerin eylemleri devam ediyor. Yine gün boyunca özellikle Van yolu üzerinde bulunan Davaca Karşı, Abdullah Can'ın Köprüsü ve Esendere Sanayi Sitesi'ndeki mobeselerin etkisi hale getirildi. Ve şu saat itibariyle iki tane mobeselerin düşürüldü. Diğerlerinde çekimlerinin engellenmesi için kablolara yakıldığını söyleyebilirim. Evet Sami, aktarımların için teşekkürler.
İyi yayınlar. Teşekkürler. Değerli izleyenler, gazeteci arkadaşımız Sami Yılmaz Gever'deki gelişmeleri aktardı. Gever'de polisin saldırısının devam ettiğini ancak gençlerin Gever'i Serhıldan alanına dönüştürdüğünü aktardı bize. Sıradaki haberimizle devam edelim. Sıradaki haberimizde Gever'e ilişkin. Gever'de iki kişiyi katleden iktidar polisi halkın demokratik tepkisine tahammül edemiyor ve adeta gözaltılara her dakika yenisi ekleniyor. Demokratik gösterileri gaz bombalarıyla bastırmaya çalışan iktidar polisi saldırıları ardından da Kars'ta 35, Ahmet'te 15 olmak üzere 50 kişiyi gözaltına aldı. Şemzinan, Agri ve Antalya'dan da gözaltı haberleri geldi. Şemzinan'da BDP ilçe başkanı Cabbar Taş, Gever'de katledilen Reşat ve Veysel İşbiler'in taziyesine giderken askerlerce gözaltına alındı. Agri'de ise İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Davut Berin isimli bir öğrenci örgüte üye olmak iddiasıyla gözaltına alındı. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan 10 öğrenci gözaltına alındı. Bismil ilçesinde ise polis hiçbir gerekçe ve arama izni göstermeden Hacı Türe isimli kişinin evini basarak tarumar etti. Öte yandan Dersim'in Pulur ilçesinde yapılan ev baskınlarında da gözaltına alınan 7 kişi Maleti Adliyesi'ne sevk edildi. Gever katliamına gelen tepkileri paylaşacağız ancak önce Kürtleri inkarın siyaset ayağından bir haberimiz var. Türkiye parlamentosunda BDP, AKP ve MHP'liler arasında Kürdistan tartışması yaşandı. BDP milletvekillerinin muhalefet şerhi nedeniyle bütçe tasarısına giren Türkiye Kürdistan'ı, Kürdistanlı Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan ifadelerine karşı AKP yönetimi harekete geçti. Bu bölümlerin anayasaya aykırı olduğunu savunan AKP sözcüleri genel kurulda usul tartışması açtırdı. AKP, MHP ve BDP'li vekiller arasında yaşanan Kürdistan tartışması gerilime neden oldu. Yaşanan sert tartışmalar nedeniyle genel kuruldaki oturuma 5 dakika ara verildi. Usul tartışmaları ardından AKP ve MHP'nin oylarıyla bütçe tasarısı metninden çıkarıldı. İşte tam da bu tabloyla 10 Aralık'a yaklaşıyoruz sevgili izleyiciler. Yani Dünya İnsan Hakları Günü'ne Türkiye'nin 2013 10 Aralık'ına nasıl bir tabloyla girdiğine bakalım. Türkiye 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne operasyon, gözaltı, tutuklama, kadına yönelik şiddet ve hak ihlalleriyle giriyor. 2013 yılının başından itibaren başta Gezi Parkı direnişi, kalekol ve karakol inşaatlarına karşı düzenlenen demokratik eylemler polis terörüyle karşılaştı. 2013 yılının ilk 9 ayında Kürdistan kentlerinde 263 yaşam hakkı ihlali, 11 faili belli cinayet yaşandı. Ve mayın patlaması sonucu ise 3 çocuk can verdi. Kuzey Kürdistan'da 92 demokratik eyleme saldırı gerçekleşti. Polis 10 Şubat günü düzenlenen eyleme saldırarak 19 yaşındaki Şahin Öner'i katletti. Öner'i Murat İzol, Sinan Saltıkalp ve Medeni Yıldırım takip etti. Devletin giderek yaygınlaştırdığı koruculuk sistemi de yıl boyunca can aldı. Korucular Ocak-Kasım 2010 ayları arasında 5 kişiyi yaraladı, 3 kişiyi katletti. Gezi direnişinin bilançosu ise 7 ölüm, 8 bin yaralı oldu. Cezaevleri ise ihlallerin odağıydı. 126'sı ölüm sınırında, 526 hasta tutsağın tahliye edilmediği cezaevlerinde 9 ay içerisinde 822 hak ihlali yaşandı, 371 tutsak sürgün edildi. Rojava'da yaşanan gelişmelerle birlikte sivil halka saldıran çeteciler Kuzey Kürdistan'da da terör estirdi. Sınır hatlarında en az 22 yaralama, toplamda 13 kişi çetecilerin ve askerlerin kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Kürtlere siyasi soykırım da devam etti. 2013 yılının ilk 9 ayında 100'ü çocuk 900 kişi gözaltına alındı, 24'ü çocuk 213 kişi ise tutuklandı. 2013 yılında 74 kadın hayatını kaybetti. 48 kadının katledildiği yıl içinde 17 kadın polis ve askerlerin şiddetine maruz kaldı. Yılın iş cinayetlerinin rakamsal karşılığı ise 2575 hak ihlali oldu.
Dünyanın dört bir yanında etkinliklerle karşılanıyor İnsan Hakları Haftası. Kürtler ise bu haftayı katliamlarla karşılıyor ve eylemlerle bu katliamlara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Barış temasıyla gerçekleştirilecek olan bu yılki etkinliklerin geleneksel insan hakları yürüyüşü Roboski köyünde başlayacak. 10 Aralık Salı günü yapılacak yürüyüşün ardından yaşamını yitirenlerin mezarları başında bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Etkinliğin ikinci gününde ise kayıplar ve faili belli cinayetlere dikkat çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüş 11 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da Dağ Kapı Meydanı'nda başlayacak. 14 Aralık Cumartesi günü ise dil, asimilasyon ve travma konulu bir panel düzenlenecek. Panel Bağlar Belediyesi konferans salonunda saat 13'te başlayacak. 15 Aralık Pazar günü de saat 14'te Diyarbakır Cezaevi önünde 163 hasta tutsak için 163 dakika oturma eylemiyle haftanın etkinlikleri kapanacak. Öte yandan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la 13. toplantısını gerçekleştiren BDP ve HDP heyeti ayrıntıları paylaştı. Öcalan'ın sağlık ve moralinin iyi olduğunu belirten Pervin Buldan toplantının ayrıntılarını DİHA'ya anlattı. İmralı'ya giden 13. BDP-HDP heyeti içerisinde yer alan Pervin Buldan, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin detaylarını açıkladı. Gever'deki katliamın sorumlusu olarak Öcalan'ın paralel devleti işaret ettiğini belirten Buldan şunları kaydetti. Hakkari'de değil, Türkiye'nin her yerinde bu tür provokasyonların gelişebileceğini herkes dikkate almalıdır diye ifade etti. Bunun içerisinde dış güçlerin, yine paralel devletin parmağının olduğunu ve gelişecek olan süreci bozmaya yönelik provokasyonlar olduğunu ifade etmeye çalıştı. Ama yapabileceğimiz en önemli şey duyarlı olmak ve dikkatli olmaktır. Herkes önlemini alacak, herkes dikkat edecek. Buldan devamla da şunları belirtti. Bizim burada yaptığımız bu toplantı bile aslında korsan bir toplantıdır. Yani yasal bir zemini, yasal bir dayanağı olmayan bir toplantıdır. Ve burada biz aslında bir suç işliyoruz dedi. Siz de suç işliyorsunuz, ben de suç işliyorum. Yetkililer de, yani devlet yetkilileri de suç işliyor. O yüzden bu tür toplantıların bir belgesi olmalı, bir kadrosu olmalı ve bir yöntemi olmalı. Bunu da ancak bir yasal bir zemine oturtabilirsek bunlar oluşabilir. Dolayısıyla yasal zemin ve temel bir altyapının olması gerektiğini vurguladı. İkinci madde olarak daha önce bahsettiği 8 komisyonun mutlaka hayata geçmesi gerektiğini söyledi. Öcalan'ın başından beri kendi düşünce ve görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak istediğini belirten Buldan, Öcalan'ın bu noktada gerekli zeminin oluşturulması gerektiğini ifade ettiğini söyledi. Öcalan'ın yerel seçimlerin Kürt halkı için bir referandum niteliğinde olduğuna vurgu yaptığına dikkat çekti. Kürt Halk Önderi'nin Roboski katliamının yıl dönümü nedeniyle Roboskili ailelere bir mesaj yazarak kendilerine ileteceğini belirten Buldan, ayrıca tutsak ve yakınları ile gençlere özel selam ilettiğini aktardı. Siz de suç işliyorsunuz, ben de suç işliyorum, yetkililer de, yani devlet. Sayın Öcalan'ın özel selam ilettiği hasta tutsaklar serbest bırakılmadığı gibi işkencelere maruz kalıyor. Haberimiz Şakran Üçnoğlu T-Tipi kapalı cezaevinde. Şakran cezaevi tutsaklarından Selahattin Elma, önce ring aracında dövüldü, ardından da muayene olmak için gittiği Yeşilyurt Hastanesi'ndeki mahkum hücresinde işkenceye maruz kaldı. Şakran Üçnoğlu T-Tipi kapalı cezaevinde bulunan tutsak Hasan Bilir, karşıya bulundukları koşulları mektup aracılığıyla kamuoyuna bildirdi. Tutsak Bilir mektubunda Selahattin Elma, Cemal Günsel ve Mahmut Baran adlı tutsakların 18 Kasım günü muayene olmak için Yeşilyurt Hastanesi'ne götürülürken yaşadıkları işkenceye dikkat çekti. Bilir mektubunda arkadaşlarının ring aracına konulduğunu ve buradan askerlerin küfürlerine maruz kaldıklarını belirtti. Ayrıca Yeşilyurt Hastanesi'ne varıldığı zaman tutsakların sırayla araçtan indirilerek hastanede bulunan hücreye götürüldüklerini vurguladı. Şakran T-Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü'nden yetkililer yaşananları inkar ederek bu konuda cevap vermiyoruz,
böyle bir olay burada yaşanmadı iddiasında bulundu. Bu arada İHA'da Mardin Şubesi, Mardin E tipi kapalı cezaevinde kalan çocuk tutsaklara yönelik geçtiğimiz hafta içerisinde cezaevi görevlileri tarafından şiddet uygulandığını duyurdu. Türk Devleti'nin Rojava devrimine yani Kürt halkına düşmanlığı devam ediyor. Nisebin Kamış'la arasına örülen utanç duvarı bitme aşamasına geldi. Utanç duvarına karşı ölüm orucu eylemi düzenleyen BDP'li Nisebin Belediye Başkanı Ayşe Gökhan konuyu AİHM'e taşıyacaklarını belirtti. 1 metre 50 santimetre yüksekliğinde ve 2 kilometre uzunluğunda olan duvarın üzerine dikenli teller de yerleştirildi. Güvenlik adı altında örüldüğü söylenen utanç duvarı, Kürtlerin yaşadığı iki kenti ortadan bölmüş durumda. Utanç duvarına karşı 9 günlük ölüm orucu eylemi düzenleyen BDP'li Nisebin Belediye Başkanı Ayşe Gökhan şunları ifade ediyor. Sınırların kalktığı sınırsız bir dünya, başka bir dünya mümkün bilincinin, sosyal medyanın, insan iletişiminin en üst boyuta çıktığı bir dönemde sınıra bir taş da konsa duvardır. Şimdi bu duvar çok muamma bir şeye dönüştü. İşte hala duvar yoktur deniyor. Yani Türkiye'de devlet yetkilileri de yani duvar yok, duvar yapılmamış deniyor. Ama şu anda müsaadenizle bir metreyi aşan bir duvar yapıldı. Üstüne tel örülü çekildi. Şimdi yetkililer nasıl değerlendiriyor? Kafalarında nasıl bir duvar var? İşte Berlin duvarı gibi bir duvar mı düşünüyorlardı? Duvar dedikleri şey nedir? Türkiye Ottawa Sözleşmesi'ni imzalamış bir ülke, 2014'te mayınları temizlemesi gereken bir sözleşmeyi imzalattı. Ve şimdi geldiği noktada işte güvenlik dolayısıyla yani bir şey yapmıyoruz, o duvar da değildir. İşte telleri sıkıştırmak için bir altyapı oluşturduk gibi bir yorum yapıyor. Hala devletin bakanları, devlet yetkilileri yani artık AKP bir devlettir zaten, sadece hükümet değildir. Tüm yetkilileri duvarın olmadığını söylüyor. Ama Rojava ile kuzey arasında bir duvar örüldü. Başbakanın kendisi işte cetvelle çizilmiş suni, yani hiç kimsenin kabul etmediği sınırlar da nasıl böyle bir duvar örüldüğü konusu, sorusu hala ortalıkta dolaşıyor. Geldikleri nokta, dünyaya rezil oldukları nokta, duvarın artık bir tanımı vardır dünyada. Berlin Duvarı 89'da yıkıldı. Başbakanın kendisi Gazze'ye gittiğinde bu bir utanç duvarıdır dedi. Eğer duvarlar utançsa Erdoğan bu utanç duvarını kendi çevresine ördü. Türkiye bir utancın altına imza attı diye düşünüyorum. Hükümet ve devlet. Ama şunu unutmama gerekiyor. 21. yüzyılda Orta Doğu'da halklar demokratik mücadeleye başladılar. Egemenlerin işte Arap... Gever katliamına karşı halkın öfkesi devam ediyor. Eylemlerin öncülüğünü ise gençler yapıyor. Gever katliamına karşı Van'ın Karşıyaka mahallesi 5 yol mevkii başta olmak üzere Hacı Bekir, Süphan, Şabaniye ve Akköprü mahallelerinde protesto gösterileri vardı. Dün gece gençler Hacı Bekir mahallesinden 5 yol mevkiine yürüdü. Kendilerini görüntüleyen MOBESE kameralarını imha eden gençler, Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi açıklamasını yaptı. Biz YDGŞ'van olarak eylemlerimize devam edip Gever'in hesabını soracağız. Kürt halkının kanını yerde bırakmayacağız. Dün Batman'ın Petrol, Yavuz Selim ve Petrol Kent mahallelerinde de eylemler vardı. Cize Caddesi'nde ateş yakan gençler alanları terk etmedi. Bugün ise Van'ın Begiri, Şah ve Erdiş ilçelerinde ise katliam yürüyüşle kınandı. Şırnak'ta polis katliamı protesto eden gençlere saldırdı. Gençler ise polise böyle direndi. Dilok'ta üniversite öğrencileri inşaat fakültesi önünde bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi. Türkiye kentlerinde de gençler Gever'i yalnız bırakmadı.
İstanbul Sultan Gazi Mahallesi'nde bir araya gelen gençler İsmet Paşa Caddesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Polisin saldırısı üzerine ise gençler kurdukları barikatları ateşe verdi. BDP Ataşehir Gençlik Meclisi ve BDP Sancaktepe İlçe Örgütü de dün gece eylemdeydi. BDP öncülüğünde İzmir ve Adana'da katliam protestolarına yüzlerce kişi katıldı. Kuzey Kürdistan'da bugün de birçok merkezde yapılan yürüyüş ve basın açıklamalarıyla Gever katliamı kınandı. Gever katliamı nedeniyle Şırnak'ta esnaflar kepenk açmadı. BDP il örgütü binası önünde toplanan halk Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Bir başka protesto yürüyüşü ise Şırnak'ın Hezek ilçesindeydi. Şırnak baro üyeleri ve avukatların katılımıyla basın açıklaması yapıldı. İnsan Hakları Derneği Şırnak Şubesi ise katliamı basın toplantısıyla kınadı. BDP Mardin İl Örgütü protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Artuklu Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Ayrıca Mardin'in Rışmil, Mehsirt, Midyat ve Stevri ilçelerinde de basın açıklamaları yapıldı. Koser ilçesinde ise halk zılgıt ve sloganlar eşliğinde eylem düzenledi. Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odalar katliamı basın toplantısıyla protesto etti. Muş'ta BDP Melazgirt ilçe binasında basın açıklaması düzenlendi. Gever'deki katliama Şemzinan'da lise öğrencileri de tepki gösterdi. Öğrenciler önce yürüyüş ardından basın açıklaması yaptı. Agiri'nin Panos ilçesi, Erzurum'un Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde de BDP ilçe örgütleri öncülüğünde basın açıklamaları yapıldı. Gever katliamı meclis gündemine de taşındı. BDP Ahmet Milletvekili Nursel Aydoğan araştırma önergesi verdi. Aydoğan önergede AKP iktidarı döneminde polis kurşunuyla yaşanan ölümlere dikkat çekti. Yanı sıra demokrasi çevrelerinin tepkileri de vardı. Hemen göz atalım. Yeni başlayan bu kanamaya devam eden Kürt Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olayın bir cinayet olduğunu ve faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Adana'daki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri katliamın devletin 90 yıllık katliamcı zihniyetinin ürünü olduğuna dikkat çekti. İHAD ve Mazlumder Colemerk şubeleri katliama ilişkin iki ayrı rapor hazırladı. Raporda polisin orantısız güç kullandığı, sivil halka ateş açtığı ve bunun sonucunda ölümlerin yaşandığı tespit edilmiştir denildi. Colemerk Barosu da failleri ortaya çıkartmak iktidarın sorumluluğundadır vurgusu yaparken SES Genel Merkezi hükümet başta vali olmak üzere kaymakam ve emniyet müdürünü görevden almalı dedi. Gazeteci Ragıp Duran medyanın doğrudan bir katliamı örtbas etmeye çalıştığını, gazeteci Varlık Özmenek ise dünya medyanın savaşı tetiklemeye çalıştığını kaydetti. Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve İHAD Melekli Şubesi katliamın derhal aydınlatılması talebinde bulundular. Rojava'ya ilişkin haberlerimizle devam edelim. Çetelerin Kürtlere yönelik saldırıları devam ediyor. Siviller kaçırılıyor, evler talan ediliyor. Bu saldırılara karşı Rojava halkının da öfkesi alanlara taştı. Irak Şam İslam Devleti çetesi dün öğleden sonra Kobani'nin 30 kilometre batısında bulunan Cib El Fereç köyüne saldırdı. Saldırıda 60 yaşında bir sivil yaşamını yitirdi. Ayrıca çeteler insani yardımların geçişini engelliyor. Mınbıç ardından çeteler bu kez de Cerablus'taki Kürt mahallelerine saldırdı. Dün akşamki saldırıda Kürtlere ait evler talan edildi ve birçok sivil kaçırıldı. Diğer yandan 3 ay önce Raqqa kentinde çeteler tarafından kaçırılan sivillerden olan 60 yaşındaki Ali Ahmet gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Giresipi'ye bağlı Behdik köyünde toprağa verildi.